Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yine kapitalist sisteme uyduk. Gidip yeni yeni saksılar aldık ama bu sefer galiba o kadar onlara kazandırmadık diyelim. Ya ben yıllarca böyle sosyal projelerde çalıştığım için böyle suistimaller beni çok üzüyor. Yani onlara karşı böyle ister istemez bir cephe alıyorum. Sabahleyin benim kardeşimin eşi beni aradı. Lidl diye bir market var burada. Türkiye'deki BİM A101 işte o tür marketlere denk geliyor. Oranın satılmayan, sezonu bitmiş ürünlerinin satıldığı bir depo tutmuşlar. Ops. Orada satıyorlar. İyi ki gitmişim çünkü sezonu geçmiş olan bahçe malzemelerini satıyorlar. Genelde %80'i bahçe malzemesiydi. Zaten benim İspanya'dan gelecek olan sukulentlerim var. Yarısı gelmişti, yarısı gelmemişti. Onlara kap gerekiyordu. Gerçi şöyle bir kap almıştım ben onlara. Çinko. Yani bu çinkolar da ucuz değil. Bakınız. Böyle tam sukulent saksısı. Bunlardan almıştım Bauhaus'tan. Daha henüz onları dikmedim. Hazırlamam gerekiyor. Burada da akşamları kış sezonu çabuk karanlık oluyor. Saatler geri alındı. Hemen pat diye akşam oluyor. O yüzden çok erken saatlerde bu işleri yapmak gerekiyor. Bunlara dikerim diye düşündüm. Hatta bazılarını da diktim. Bu yaprakları buraya atmıştım. Bakınız. Türkiye'de 200 liraya satılan Grapto Paraguayense'nin variegatası çok çabuk kökleniyor. Evet, size anacını göstereyim. Bunun da yapraklarını, alt yapraklarını aldım. O görünen boşluklardan devamlı bu bebek veriyor, yani yavru veriyor. 3 tane yavru aldım ondan. Bunun fiyatını ben 6,99'a almıştım. Belki şimdi daha da ucuzlamıştır çünkü daha yeni bir türdü. Bundan 3 tane yavru aldım arkadaşlar. O yavrular da hemen hemen bunun yarısı kadar oldular. Biliyorsunuz bu tür çok çabuk büyüyor. O yavrularını Türkiye'de Instagram'da 200 liraya satıldığını gördüm ve acıdım yani. Ben bunu farkındalık olsun diye söylüyorum insanlarda. Her gördüklerini kayıtsız şartsız fiyatı budur diye incelemeden almasınlar. Dediğim gibi ben çok sosyal projelerde çok çalıştım yani. Çiçekçilik benim hobimdi sadece. Mesleğim başka. Hemen hemen Avrupa'nın her yerinde bulundum bu projeler için. Dolayısıyla böyle bir suistimaller beni çok üzüyor. Bunun için bir şeyler yapmak istiyorum. Tek yapabileceğim şey size buradaki fiyatını söylemek. Ne kadar aldığımı, ederinin ne kadar olduğunu söyleyip sizde de bir fikir, sizin de bir fikir sahibi olmanızı sağlamak. Gelelim tekrar buraya arkadaşlar. Artık buraya yine bulunur. O kadar çok yavru var ki bunlara da bulunur. Dikilecek bir şey. Şimdi bunu göstereyim. Bakınız bunlardan var bende. Arkadaşlar Bauhaus'tan 30 euroya almıştım bunu. Zaten kapağıyla birlikte satılıyor. Bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? 5 euro. Kapağıyla birlikte 5 euro. Bu. Don olan yerlerde kapağı var. Veya çok yağmur gelmesini istemiyorsanız bir de kapatabilsem. So. Bu. Kapak buraya kapatılıyor.
Bunun içinde şeyleri var. Ona göre kilitleniyor. Buradan da hava alması sağlanıyor. Böyle bir düzeneği var. Ve kaliteli bir şey var bunun. Naylon değil, mika gibi bir şey yani. Düşünün, buna bir sürü toprak koyuyorum. Yine de herhangi bir eğrilme büğrülme yapmıyor. Zaten şuraya kadar ben bunu çalılarla falan dolduruyorum. Doğal kompost yapıyorum. Odun parçaları, ne bileyim elime ne geçerse yaprak. Buraya kadar dolduruyorum. Buradan sonrasına da toprak koyuyorum şuraya kadar. Ve buradaki o koyduğum dal parçaları da kompost oluyor. O yüzden benim sukulentler devamlı yavru veriyorlar. Böyle bir sistem kurdum kendime. Böyle bir paspas aldım yine. Bu paspası 5 euroya aldım arkadaşlar. Hoş, böyle tozları tutuyor. En azından içeriye toz girmemesini sağlar. Aynı şekilde böyle bir korp, neydi bunun ismi ya, sepet. Sepet gibi bir şey aldım, bunun altına koyacağım. Onun içine makas vesaire koyarım. Makaslar da vardı ve çok uygundu. Fakat makasım olduğu için almadım. 2 tane makas var. Gerçi her defasında ben o makasları, belki 10. makası almışımdır, kaybettim. Hep ne yaptım? Tabii ekim dikim yaparken herhalde attığım toprakların içine veya küçük o saksılar oluyor ya, onların içine koyup çoğunu atmışımdır. Arıyorum makas yok. Bak şimdi diyorum ki keşke 2 tane de alsaydım, nasıl olsa kaybediyorum. Ama o kadar kalabalık ki arkadaşlar, yani bunları zar zor alıp çıkabildim. Evet. Bunları gerçekten uygun fiyata aldım. Şunu kaça? 2 euro. Şu gördüğünüz şey koca, kaç tane? 5-6 tane var. Bunun içine de yine yaprak veya ne bileyim her şey koyulabilir. Onu da 3 euroya aldım arkadaşlar. Yani böyle imkanlar burada oluyor, olmuyor değil. Takip edenler bilirler. Ben pek takip edemiyorum onları. Takip edenlerden duyuyorum. Duyunca da işte böyle onlarla beraber gidiyorum. Evet, bu gördüğünüz şeyleri Bauhaus'ta 30 euroya aldım. Aynı materyal, aynı kalite, 5 euro. Evet arkadaşlar, bugün böyle yaptığım alışverişi sizinle paylaştım. Bugün öğleden sonra bir yaş gününe gideceğim. Onun için bir şeyler hazırlamam lazım. Buranın da öyle bir geleneği var. Bir yere gidiyorsanız mutlaka siz de evinizden bir şeyler yapıp götürüyorsunuz. Onları hazırlayacağım inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.